Hepinize merhaba arkadaşlar. Roman özetleri serimizde bugün de Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmış olan Huzur adlı romanla sizlerleyiz. Huzur edebiyat tarihimiz açısından son derece önemli bir romandır. Huzur üzerine yapılmış pek çok araştırma yazılmış pek çok yazı vardır. Hatta bunlardan bir tanesinde huzur için bir huzursuzluğun romanı ifadesi kullanılmıştır. Bakalım neden böyle bir ifade kullanılmış. Huzur adlı romanda dört bölüm vardır. Bu dört bölüm aslında ki roman aslında romandaki dört kişinin anlatıldığı bölümlerdir. Romanımızın asıl kahramanı Mümtaz'dır. Mümtaz'ın İhsan, Nuran ve Suat'la ilişkileri anlatılır. Ama burada bizim için zaman kavramı önemli. Tabii ki hepimiz bildiği gibi zaten zaman kavramı Tanpınar için çok önemli. Roman iki gün içinde geçer arkadaşlar. Romandaki bize anlatılanlar Mümtaz'ın iki gün içinde yaşadıklarıdır. Ama biz sadece bu iki günü mü görüyoruz? Hayır biz bu iki günün yanı sıra iki yılını öğreniyoruz Mümtaz'ın. Mümtaz'ın iki yıl boyunca yaşadıkları bu son iki günde yaşadıkları ve hatırlaması yani geri dönüş tekniğiyle bize verilmiş bir şekilde. Bakalım hemen. <laughs> Mümtaz çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Annesinin de ölümünden üzere, ölümünün üzerine dayısının oğlu olan ve yaşça kendinden büyük olan kuzeni İhsan'ın yanında yetişmiştir. İhsan Mümtaz'a son derece iyi bir eğitim vermiştir. Mümtaz'ın neredeyse her şeyle ilgilenmiştir. Mümtaz Galatasaray Lisesi mezunu işte eğitimini Avrupa'da tamamlamış, Türkiye'ye döndükten sonra da üniversitede çalışan bir kişidir. Yani son derece kültürlü bir kişi. Zaten bu kültürünü de İhsan'dan almış. İhsan'ın mümtaz üzerinde etkisi çok fazla. Kuzeni diyoruz, o yetiştirmiş diyoruz. Bu yetiştirmiş ifadesine dikkat her şeyle yetiştirmiş. Yani sadece büyütmek değil kültür anlamında, sanat anlamında, eğitimi anlamında tam anlamıyla İhsan'ın şekillendirmesi Mümtaz'ın üstünde açıkça hissedilir. Mümtaz'ın hayatında da İhsan çok önemlidir. Roman şöyle başlar. İhsan hastadır. İhsan'ın hasta yatağının başında oturan Mümtaz ona ilaç almak için dışarı çıkar ona gereken ilaçları alır geri döner yine biraz ihsanın başında durur sonra evine gider bu iki günlük bir dış olay dış çerçevedir ama aslında Mümtaz'ın İhsan'ın yanında dururken ilaç almaya giderken ve evine gittiğinde kafasında geçen iki yılda yaşadıkları vardır. Nedir bu yaşadıkları? Bir aşkı bir aşk açısı vardır. İkincisi dönem itibariyle ülkenin gidişatı durumuyla ilgili sorgulayan aydın bir tiptir. Ve tabii ki romanın başlangıcında da gördüğümüz İhsan'ın hastalığı ve İhsan'ın bu hastalığının sonucu yani iyileşip iyileşemeyeceği romanda bizim karşımıza çıkan Mümtaz'ın üç büyük huzursuzluğudur. Geçelim Nuran'a. Nuran daha önce bir evlilik yapmış bir kızı olan genç bir hanımdır. Mümtaz Nuran'la bir arkadaş ortamında tanışır. Nuran'la Mümtaz birbirlerine çok etkilenirler. Kültür, sanat ve edebi zevk olarak birbirlerini son derece tamamlayan bir çifttir. Birlikte tarihi mekanları gezerler, birlikte edebi sohbetler yaparlar. Yani tam anlamıyla Tanpınar'ın istediği ideal insan modeli bu ikisinde karşımıza çıkar. Nurhan'la Mümtaz bir süre görüştükten sonra ilişkilerini ilerletirler ve birlikte yaşamaya karar verirler. Birlikte yaşamak için de bir ev tutarlar. Ha bu arada biz Nurhan'ın eski eşinden bir şeyler öğreniyoruz. Eşiyle ilgili bir şeyler öğreniyoruz. Bunun da dışında bir kişi daha giriyor devreye Suat. Suat Nuran'a Nuran da henüz evlenmeden önce aşık olan bir gençtir. Sonrasında Suat da Nuran da farklı kişilerle evlenmişler ama ikisi de mutluluğu bulamamışlar. Ama Suat da Nuran ee, bir takıntı ya da bir ukde şeklinde içinde kalmış. Seneler sonra Nuran'ın tekrar geri dönmesi, eşinin olmaması Suat'ı bir takım düşüncelere sevk eder. Ama bir süre sonra düşüncelerinin pek de gerçekleşemeyeceğini görür. Çünkü Mümtaz'la Nuran arasındaki ilişkiyi öğrenir. Suat Nuran'la Mümtaz arasındaki ilişkiyi bir süre dışarıdan seyrettikten sonra bir kıskançlığa kapılır ve Nuran'la Mümtaz'a bir oyun hazırlar ki bu oyun hayatını ortaya koyduğu bir oyundur ki gerçekten de etkili olmuştur. Ne yapar? Yine Nurhan ve Mümtaz'ın da içinde bulunduğu kalabalık bir toplulukta böyle bilim işte sanat, tarih sohbetleri yapıldığı bir ortamda gezici Mümtaz'ın cebinden birlikte oturmak için tuttukları evin anahtarlarını alır. Nasıl almış? Mümtaz hissetmemiş mi? tabii ki pantolonun cebinden almıyor arkadaşlar. E, paltosunun cebinden alıyor. Yani askıdaki vestiyerdeki paltosundan Evin anahtarını alıyor. Bu arada ufak bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Nehir roman diye bir e, bilginiz yoksa bunu hemen bir kulak dolgunluğu olarak ekleyelim. Nehir roman, romanların birbirleriyle yani bir yazarın romanlarının birbirleriyle bağlantısız görünse bile bir yerinden bağlanmasıdır. Buradaki kahramanımız, kadın kahramanımız olan Nuran, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başka bir romanı olan Mahur Beste'deki esas kızın torunudur. Bunu da nereden öğreniyoruz? Nuranların oturdukları evin anneannesinden kalma olduğunu söylediği bir bölümde bu bilgiye ulaşıyoruz. Neyse dönelim tekrar Suat'a. Suat, Suat Mümtaz'ın anahtarını aldı. Ne yapar? Suat, Nuran'la Mümtaz'ın birlikte yaşamak için tuttukları eve gider ve kendini asar arkadaşlar. Evet, Suat o evde intihar eder. Gece bitip de Mümtaz ve Nuran eve gittiklerinde bakarlar ki kapı aralık ve Suat'ın cansız bedeniyle karşılaşırlar. Nuran bu durumdan çok etkilenir tabii ki. Kendini bununla e, suçlu hisseder ve Mümtaz'la artık o evde yaşamak Nuran için çok olağan bir şekilde hayatına devam etmek pek de mümkün olmayacaktır. Nuran kızını alarak tekrar döner ve Nuran artık gitmiştir. Suat kendini asmıştır. İşte Mümtaz'ın bu iki günlük süreçte düşündüğü olaylar silsilesi geçen iki yılda bu şekilde olmuştur. İhsan'ın hastalığı İhsan'ın başında beklerken ki geçirdiği süre ona yaşadığı Nuran'la olan aşkı ve Suat'la yaşadıkları bir anlamda rekabeti ve rekabetin sonunda Suat'ın oynadığı oyunu durmaksızın hatırlatır. Romanın sonunda ne olur? Romanın sonunda Mümtaz bölümü başlar. Mümtaz bölümünde ise Mümtaz'ın bu hatıralardan umduğumuzdan çok daha fazla etkilendiğini görürüz. Neden? Çünkü Mümtaz evine gittiğinde, yalnız kaldığında Suat'ın hayaliyle karşılaşır. Ve onunla aslında hiç karşı karşıya oturup konuşamadıkları, hesaplaşamadıkları konuları konuşmaya çalışır. Yani Suat'ın sağlığında yapamadıkları konuşmayı, çekişmeyi veya ne diyelim karşılıklı diyaloğu Suat'ın hayaliyle gerçekleştirir Mümtaz. Hatta bu konuşma fiziksel olarak da şekil bulur. Mümtaz Suat'ın kendisine vurduğunu hisseder, hatta elindeki ilaç şişeleri düşer ve evden uzaklaşır. İhsan'ın evine geri döner. İhsan evine döndüğünde iyi haberi doktordan ve macideden alır. İhsan iyileşmiştir ama bir başka kötü haber vardır. O sırada radyodan 2. Dünya Savaşı'nın çıktığı haberi verilmektedir. Mümtaz bu haberle donakalır kalır ve odasına çıkar. Romanımız bu şekilde arkadaşlar. 4 bölümden oluşan 2 günlük süreçte iki yıllık bir zaman dilimini anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Zaman, Bursa, İstanbul, Divan Şiiri gibi konularda da ne kadar ilgili ve yetkili olduğunu gördüğümüz güzel bir roman. Umarım özet faydalı olmuştur. Ayrıca tabii ki okumanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar.